Türkiye ve Almanya arasında liderler düzeyinde yapılan görüşmede iki taraf da kartları masaya açık koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in heyetlerle birlikte gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz gündemli video konferans görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Türkiye'ye karşı adımlara sert çıktı. Krizin çözümü için Türkiye'nin diyalog yolunu seçtiğini söyleyen Erdoğan, Yunanistan ve Fransa'ya tepkiliydi. Yunanistan şımarık ve bencil davranıyor. Avrupa Birliği ve özellikle Fransa da arkasında ve destekleyici unsur. Fransa'yı da anlamakta zorlanıyoruz. Fransa'nın amacı ne? Fransa'nın Doğu Akdeniz kriziyle ne ilgisi var? O uçak gemisi neden buraya geliyor? Yunanistan'ın Meis asker konuşlandırması da gündeme geldi. Erdoğan bu adımın tüm anlaşmalara ve sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı. Merkel ise hem Yunanistan'la hem de Fransa'yla görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda Almanya Başbakanı önce Macron'la ardından da Mitsotakis'le bir araya gelerek konuyu değerlendirecek. Erdoğan'a diplomatik süreç vurgusu yapan Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği garantör yanıtı da oldukça dikkat çekici. Cumhurbaşkanının garantörlerle görüşürüz ifadesinin bölgede kışkırtma girişimleri yapan Fransa'yla doğrudan görüşmeme mesajı taşıdığı ifade ediliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili kararlı mesajlar vermeye devam ediyor. Mezuniyet töreninde kurmay subaylara hitap eden Erdoğan, 1. Dünya Savaşı üzerinden Yunanistan'a tarihi bir idam uyarısı yaptı. Başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişler. Ümit ediyorum.